Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sanırım sesim net olarak ulaşıyor. Teşekkür ederim. Bu uzun ve güzel takdim için teşekkür ederim. Elimizden geldiğince meslektaşlarımızla bilgimizi ve öğrendiklerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. DSpace'deki Creative Commons lisans uygulaması ile ilgili bilgilerimizi paylaşma fırsatı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün sizlere DSpace'de Creative Commons lisansı uygulaması DSpace at IHU örneği başlığıyla çalışmalarımızı paylaşmaya çalışacağız. Sunumumuza başlamadan önce İbni Haldun Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi olarak arkadaşlarımızla birlikte sizleri selamlamak istedik. Yansıda görmüş olduğunuz arkadaşlarımızla birlikte İbni Haldun Üniversitesi'ndeki kütüphane ve bilgi hizmetleri işlerini yürütmeye gayret ediyoruz. İnşallah kısa sürede iyi bir mesafe aldık. Bundan sonraki süreçte de hem üniversitemize hem de camiamıza faydalı olmaya gayret edeceğiz. Tüm meslektaşlarımın, arkadaşlarımın sizlere özellikle selam var. Onları ileterek bu borç yükünden de kurtulmuş olayım. Creative Commons nedir ve ne işe yarar? Birkaç cümleyle Creative Commons işlerine değineceğim. Çünkü İlkay Hanım ve Orçun Bey zaten bu konuda epeyce çalışıyor ve sizlerin de zaten bilgisi var. Aynı bilgileri tekrar etmeyeceğim. Sadece birkaç cümleyle değinmek istiyorum. Biliyorsunuz fikri emekle meydana gelen ürünler, hukuken sağlanan haklar, ilgili ülkenin kanunları ile korunmakta. Creative Commons lisansları ise ülkenin ilgili kanunları ile kullanılıyor ve onlarla birlikte hareket edilmekte. Creative Commons telif haklarının karşısında olan bir uygulama ya da oluşum değil. Creative Commons fikri mülkiyet kanunları ile birlikte çalışmaktadır. Ve Creative Commons kar amacı gütmeyen bir oluşumdur. Eserlerin kullanım koşullarının eser sahibi tarafından belirlenmesini sağlayan açık lisanslar topluluğu diye de ifade edilebilir. Creative Commons daha adil, erişilebilir ve yenilikçi bir dünya için bilgi ve yaratıcılığın yasal olarak paylaşılmasına yardımcı olur. Aracılık eder. Creative Commons işaretlerini müsaadenizle bir hatırlatmak istiyorum. 4 tane işaret özellikle ön planda burada. Birincisi daire içerisinde insan resmi, buna atıf diyoruz. Yine daire içerisinde dönen bir ok lisansın devam ettiğini ifade ediyor. Daire içerisindeki para simgesi bu lisansın gayri ticari kullanım ile ilgili durumu ifade ediyor. Daire içerisindeki eşittir işareti de bu lisansın türetilmesiyle ilgili durumları belirtiyor. Eğer bir ürünü, bir eseri atıf seçeneğiyle lisanslarsak çalışmayı yaratıcısına atıf vererek kullanabileceğimizi, bir eseri atıf, lisans devam seçenekleriyle lisanslarsak, yani bir yazar olarak, üreten kişi olarak, ticari amaçla dahil olmak üzere ve aynı lisansları kullanmak koşuluyla kullanabileceğimizi, eğer eseri atıf, türetilemez seçenekleriyle işaretlersek, çalışmanın bütünlüğü bozulmadığı sürece ve yaratıcısına atıf verilmesi koşuluyla kullanabileceğini ifade etmiş oluyoruz. Toplam 6 tane olan lisans türlerinden 4.'sü ise şu şekilde atıf gayri ticari. Yine çalışmamızı atıf gayri ticari lisansıyla lisanslarsak çalışmanın sahibine atıf vermek ve gayri ticari yapısını korumak koşuluyla kullanabileceğimizi, atıf
Gayri ticari lisans devam seçenekleriyle lisanslarsak çalışmanın sahibine atıf vermek, gayri ticari yapısını korumak ve yeni eserleri birebir şartlarla lisanslama koşuluyla kullanabileceğimizi ve son olarak ki en dar olan lisans türü budur, atıf gayri ticari türetilemez seçenekleridir ki bir öncekine bakacak olursak, bir önceki slaydımsa ilk sıradaki atıf seçeneğiyle lisanslamamız koşulunda eseri en geniş kullanım hakkıyla seçeneğiyle lisanslamış oluruz. Oysa en sonuncusu atıf gayri ticari ile lisanslarsak en dar kapsamda lisanslamış oluruz. Biraz sonra bunu sizlere grafik üzerinde de daha net ifade edebileceğimi düşünüyorum. DSpace'deki uygulamasına geçmeden önce Creative Commons'ın bazı hususlara dikkat çekmek istiyorum. Ki bu maddeler önemli. Yani DSpace'de neler yapabiliyoruz Creative Commons'la? Onlarla ilgili. DSpace arşivlenen öğelere, yani DSpace'e submission'ı yaptığımız her bir öğeye CC, yani Creative Commons lisansların eklenmesini desteklemektedir. DSpace'de Creative Commons lisans seçim desteği sistem genelinde bir yapılandırma çerçevesinde gerçekleşir. Yani ayrıca yapmıyoruz. Zaten sistemin kodlamasında var olan bir şey ve birlikte çalışıyor. Aynı zamanda DSpace'de Creative Commons lisans uygulaması Creative Commons web sitesiyle etkileşimli halde, yani canlı olarak çalışıyor. DSpace'de Creative Commons lisans adımını etkinleştirmemiz durumunda gönderiyi yapan kişi, bu yazar olabilir, bu bir kütüphaneci olabilir, gönderi adımında CC lisans adımı ile karşı karşıya gelir ve sadece ondan lisans seçimi yapması istenir. Birazdan ekran görüntüsünde sizlerle paylaşıyor olacağım. DSpace'de bir lisans seçimi yapılırsa üst verilerle birlikte RDF diye kısaltılmış olan Resource Description Framework biçimdeki lisansların bir kopyası DSpace'de arşivlediğimiz öğelerle birlikte DSpace'de, yani sistemde saklanır. Aynı zamanda RDF lisansı lisans koşullarının daha net anlaşılmasını sağlamak üzere DSpace sistemi içerisinde öğenin kodlamasına, yani HTML görüntüsüne de yerleştirilmiş olur. DSpace'de bir öğe CC lisansı ile lisanslandığında öğe görüntüleme sayfasında, yani öğenin künye sayfasını gördüğümüz arayüzde bir metin ile birlikte hangi CC lisansı seçildiğinin de işaretini görebilmekteyiz. Kıymetli arkadaşlar, DSpace'de iki tür lisans uygulaması vardır. Bunlardan birincisi dağıtım lisansı, ikincisi ise CC lisansıdır. Dağıtım lisansı, DSpace'de arşivlenen yayınların depolayan kurum tarafından, yani üniversite olur bu depolayan, başka bir kamu kuruluşu olur ama ağırlıklı olarak üniversitelerde kullandığımız için örneğin üniversite üzerinden gitmek istiyorum. DSpace'de arşivlenen her bir yayının depolayan kurum tarafından depolama ve dağıtım koşullarının belirtildiği lisans türüdür. Yani yazara ne bulunacağımız taahhütü söylemiş oluyoruz bu lisansta. İkincisi CC lisansı dediğimiz lisanstır. Bu lisansta da DSpace'de arşivlenen her bir yayından yararlanma koşullarının eser sahibi tarafından belirtildiği lisans türüdür. Yani ben yazar olarak yayınını DSpace'e koyuyorum ve kullanım koşullarında kendim belirliyorum. İşte kopyalayabilirsin, türetebilirsin, ticari kullanabilirsin, kullanamazsın gibi tüm opsiyonlar yazar tarafından belirlenir. Dağıtım lisansına bir tık daha girecek olursak şunu ifade edebiliriz. Dağıtım lisansı DSpace'de varsayılan olarak ekranda görmüş olduğunuz metin şeklinde hazır gelir. Kurulum sırasında yapmamız gereken sadece bu metni kurumumuza göre özelleştirmek gerekir. Buradaki örneğin ABC Üniversitesi yazıyorsa onu örneğin İbn Haldun Üniversitesi olarak değiştirmek gibi, veyahut da dilerseniz
daha farklı bir lisans metni de hazırlayıp buraya ekleme şansına sahipsiniz. İkinci lisansımız, yani Creative Commons lisansı DSpace'te pasiftir. Kurulum sırasında pasiflenmiştir. Kurum dilerse bu adımı etkinleştirebilir. Yansıda gördüğünüz gibi adım, bakın tanımlama, yükleme, inceleme, CC lisansı, lisans gibi adımlar görüyorsunuz yukarıda. Kırmızı kutu içinde işaret etmiş olduğum kısım aktif edilmesi hali de burada otomatik olarak gözükür. Aktif edilmezse burada herhangi bir seçenek CC lisansıyla ilgili olarak görmemiş oluyoruz. Dağıtım lisansımız, DSpace'teki dağıtım lisansı teknik bir konu olarak gözükebilir ama meslektaşlarımızın teknik personelden ne isteyeceğini ifade etmesi bakımından burada özellikle koydum. Dağıtım lisansı nasıl düzenlenir? Dağıtım lisansı DSpace sunucusundaki DSpace config yolu altındaki DSpace.lisans adlı text dosyasının içindedir. Bu text dosyası herhangi bir editörle, Notepad, Notepad Plus, Gedit gibi herhangi bir editörle açılıp kuruma göre dilediğiniz zaman dilediği şekilde özelleştirilebilir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken husus şudur. Konfigürasyon dosyası içerisinde yer aldığı için bazı Türkçe karakterler sıkıntı çıkarabilmekte. Onun için pur metin dediğimiz yani yalın formatsız metin olarak düzenlenmesi önemli bir husustur. Bu metin DSpace'e yapılan yani hazırlayacağımız dağıtım lisansı metni DSpace'e yapılan her bir gönderiye ek olarak sisteme yüklenir. Ve yüklenen dağıtım lisansı metni DSpace'teki veri akış adımı dediğimiz ya da görüntüleme sayfası dediğimiz yansıda gördüğünüz üzere her metnin altına otomatik olarak sistem tarafından atanmış olur. Biz bir kere metni hazırladık, sisteme entegre ettik. Yapılan her gönderiye yansıda gördüğünüz gibi kırmızı kutu içerisinde işaretlenmiş olan lisans.txt dosyası otomatik olarak eklenmiş olur. Yansıda görüyorsunuz. Ekrem Tatoğlu'na ait bir PDF dosya. PDF dosyanın altında da lisans metni ki bu lisans metni bizim edit edip DSpace'e koyduğumuz dağıtım metni. İkincisi ise asıl konumuz olan Creative Commons lisans adımıdır. Yine bu hususta teknik arkadaştan düzenlemesini istediğimiz zaman çok basit bir işlem yaptıracağız. Yaptıracağımız işlem yine DSpace config yolu altındaki item submission XML dosyası içerisinde Step 6'yı aratmak ve burada Step 6'nın 6 yazan yerin üstündeki etiket kapalı konumdaki etiketi açık pozisyona getirip kaydetmek kadar basit bir işlemdir. Yani yapılması gereken ilgili item submission XML dosyası içerisinde şu yansıda görmüş olduğunuz turuncu zemindeki kodlamanın başında küçüktür ünlem tire işaretini tıpkı ekranda gördüğümüz gibi düzenleyip kaydetmemiz Creative Commons lisans seçeneğini DSpace'te aktif etmemiz anlamına gelir. Burası düzenlenip kaydedildikten sonra DSpace'te artık Creative Commons lisans seçeneklerini kullanabiliyoruz. Creative Commons lisans seçeneği DSpace'te tür seçimi ve lisans koşulu belirleme olarak iki kısımdan oluşuyor. Ne demek bu? Yansıda gördüğünüz gibi veri girişi sırasında CC lisans adımına geldiğimiz zaman birinci kutucuk kısmında lisans seçimi adımı vardır. Veriyi giren kişi illaki bir Creative Commons lisansı seçmek zorunda değildir burada. Bu seçeneği dilerse Creative Commons lisansı yok. Bakın açtığımız zaman menüyü. Bu menüde Public Domain, CC0, Creative Commons, Creative Commons lisans yok seçenekleri vardır. Herhangi bir Creative Commons lisans belirtmek istemiyorsa yok diyerek geçebilir. Creative Commons lisansı seçmek istiyorsa buradan Creative Commons lisansını işaretledikten sonra ikinci kısımda iki tane soru ile karşılaşıyor. Birincisi Allow commercial users of your work. İkincisi ise Allow modifications of your work seçeneklerinden
Yani kendi ticari olarak kullanıp kullanılmayacağı, ticari olarak kullanılmayacaksa hangi koşullarda kullanacağı, ticari olarak kullanacaksa hangi koşullarda kullanılmasını istediğini yazar veyahut da veriye giren arkadaşımız burada işaretleyip bir sonraki adıma geçmiş oluyor. Bütün espri bu kadar veri girişi sırasında. Peki şu aklımıza takılabilir. Ya ben burada hangi işareti seçersem hangi Creative Commons lisansını seçmiş olacağım? Hani slaydımızın başlarındaki Creative Commons işaretlerini koymuştuk. Şimdi onu burada bir görselle sizlerle paylaşmak istiyorum. Yansıda gördüğünüz gibi yeşil zeminde en açık, aşağıya doğru indiğimiz zaman da en az açık seçeneklerini görüyoruz. Creative Commons işaretlerimizden CC0 ile ilgili sorularınız olursa İlkay Hanım'dan destek alabiliriz. Atıf seçeneğimiz var gördüğünüz gibi. Atıf seçeneği ne demek? Arşivlenen bir eseri eserin ilk sahibi belirtilecek. Bu eğer yan tarafta ekranın turuncuyla bölünmüş ikinci kısmında görüyorsunuz DSpace'deki adımı. Eğer birincisinde yes, ikincisinde yes seçersek bunun sadece eserin ilk sahibi belirtilecek seçeneğiyle işaretlemiş oluyoruz. Ve çıktığımızda sadece B'ye işareti yer alıyor. Yani atıf işareti yer alıyor. Yine birinci kısımda yes, ikinci kısımda share alike seçeneğini işaretlersek bu BY ve SA işaretleriyle karşımıza çıkmış oluyor. Aşağı doğru indiğimiz zaman gördüğünüz gibi birinci lisans seçeneği eserimizi en açık şekilde paylaştığımızı, sondaki by, NC, ND seçenekleriyle işaretlersek, yani eserin ilk sahibi belirtilecek, ticari kullanılmayacak, özgün hali korunacak seçeneğiyle de işaretlersek, bu da en dar Creative Commons lisans seçeneğiyle DSpace'te eserimizi arşivlediğimiz anlamına gelmiş oluyor. DSpace'e yayınlarımızı gönderdiğimiz zaman karşımıza şu seçenekler çıkıyor. Örneğin CC0 lisansı ile lisansladı isek eserimizi yapmış olduğumuz gönderi ya da bir yazar bu şekilde lisanslamış ise şuradaki dc.rise.uri alanı yani DSpace'teki ve kaydının detayına girdiğimiz zaman bu alanları görebiliyoruz. Sistem otomatik olarak https://creativecommons.org/public-domain/0.1.0 ve karşısında public domain ikonunu görüntülemiş oluyor. Bunun örneği şuradaki handle kodu verilen yayında mevcut. Aynı şekilde yes yes seçeneğini seçersek nasıl bir ikonla karşılaşacağız? Üçüncü sıradaki yes no seçeneğini seçmişsek yani by ND seçeneğini seçmişsek ki linklerde turuncu ile işaretledim. Karşısında da hangi ikonla karşımıza çıkacağını DSpace'te görmüş oluyoruz. Bazen şu karışıklığı yaşayabilir arkadaşlar. Peki ben eseri gönderirken, submission'ı yaparken sadece BY seçeneğini seçmiştim yani yes seçmiştim. Sonradan edit edebilir miyim? Evet, çok basit bir şekilde edit edebilirsiniz. Önemli olan burada dikkat edilmesi gereken veyahut da bunu bir hocamız da söyleyebilir. Ya ben şu seçenekle işaretledim ama biraz daraltmak istiyorum veyahut da genişletmek istiyorum diye size gelebilir. Gelirse çok kolay. Sadece ilgili kaydı edit seçeneğine girip buradaki link, bakın görmüş olduğunuz diyelim ki örneğin yes no seçeneğiyle işaretledi. B'ye çevirmek istiyorsa ilgili linkteki tire ND'yi silip kaydetmeniz durumunda otomatik olarak submission'ınız yani eserin paylaşım şekli BY şeklinde işaretlenmiş ya da düzenlenmiş olur. Yine burada her bir lisans türüne göre örnekler koydum. Bu sunumu paylaştığım zaman, daha doğrusu ilk anımlar paylaştığı zaman orada örneklerine tıklayarak rahatlıkla görebileceksiniz. Hangi seçeneği seçtiğimiz zaman karşımıza ne çıkıyor şeklinde. Örneğin yansıdaki üçüncü seçenek no no seçeneğini seçmiş olursak bunun karşılığı BY, NC ve ND işaretlerinin yer aldığı ikon karşımıza belirecektir. Bu ikon her bir yayının altında otomatik olarak DSpace'te karşımıza çıkmış olacaktır. Nasıl çıkacak? Örneğin DSpace'te bir arama yaptınız.
bulmuş olduğunuz yayına ekrandaki gibi başına tıkladığınız zaman yayının bilgisinin yanında ekranın altında veyahut da ilgili yerinde gördüğünüz gibi hangi Creative Commons lisansı ile lisanslandığını otomatik olarak sistem zaten kullanıcıya söylemiş olacak. Buradaki amacımız nedir? Karşımızda ya da erişmiş olduğumuz bir ürünü ne şekilde kullanmalıyız? Onu görmüş oluyoruz. Yazar olabiliriz. Yazarsak kullanıcılarımızın ya da araştırmacıların eserimizden nasıl yararlanacağını beyan etmiş oluyoruz. Kullanıcı isek, yani tüketici isek, eserimizi, bu bulmuş olduğumuz, erişmiş olduğumuz bu eseri hangi koşullarda kullanabiliriz? Yazara sormadan, kimseye sormadan bunu otomatik olarak görmüş ve bir yasal dayanak ya da bir beyan en azından görmüş oluruz. Burada da gördüğünüz gibi BYNC, BY, NC ve SA seçenekleriyle lisanslanmış bir eser. Burada BY, NC, ND seçenekleriyle işaretlenmiş bir lisans türüyle karşı karşıyayız. Ona göre kullanımımızı yapmamız gerekiyor. Son birkaç slaydım var. Burada DSpace'deki kayıt detayına gittiğimiz zaman yansıda gördüğünüz gibi hani edit sayfasından edit edebiliriz dedim ya, bu sayfadayken edit seçeneğini seçersek otomatik olarak karşımıza DSpace'in Dublin Core seçenekleri ve listesi gelir. Edit ettiğimiz zaman da buradaki işaretlemiş BY'yi dilediğiniz lisans türüyle değiştirirseniz yayınımız otomatik olarak o lisans türüne dönmüş olur. Mesela burada BY, NC, SA ile lisanslanmış bir eseri dilersek daha sertleştirebiliriz veya daha yumuşatabiliriz. Tabii ki bizim amacımız mümkün olduğunca eseri yayılması, dağılması ve daha çok kullanıcıya ulaşması ve kullanılınca da hangi koşullarda kullanılacağının kullanıcı tarafından bilinmesi bizim asıl amaçladığımız noktalardan biri oluyor. Kısaca bu hususta paylaşacaklarım bunlar. Sorularınızın olması durumunda İlkay Hanım söz verirse sorularınızı cevaplamaya gayret edeceğim. Dikkatiniz için, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tamam, çok çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Çok ben teşekkür ederim. Güzel bir sunum olduğuna inanıyorum ben. Katılımcılarımız sonuçta sorularını Q&A'den sorabilirler. Halihazırda bir tane sorumuz var. Ben onu sorarak başlayacağım. Daha rahat hissederseniz chat opsiyonunu da kullanabilirsiniz sorunuz için. Sizi kısıtlamış olmayalım. İlk sorumuz Zeynep Erol Pehlivan'dan geliyor. Sormaz. Merhaba, kaydedilecek materyallerin telif durumlarını belirlemek çok zor olabiliyor. Bu konuda nerelerden faydalanabiliriz? Örneğin Türkiye'deki dergilerin yayın politikalarını toplu olarak görebileceğimiz bir alan yok. Bunun yanı sıra çok farklı arşiv materyalleri ile karşılaşabiliyoruz. Sorusu için çok teşekkür ediyorum. Birçok meslektaşımızın yaşadığı önemli bir sorun bu. Özellikle bu noktada sizlerden de ricam şudur. Mümkün olduğunca dergi editörlerini, dergilerinin ya da yayın evlerinin yayın politikasını belirlemek üzere Şaperemo gibi bir siteye bu beyanlarını kaydetmeleri önemli bir adım. En azından ulaşabildiğiniz, iletişim halinde olduğunuz hocalarımızdan ya da editörlerden bunu isterseniz çok çok güzel olur. Böylece birçok hem kendi sorunumuzu çözmüş oluruz hem de birçok meslektaşımıza yardımcı olmuş oluruz. Uygulamamızı şu şekilde yapıyoruz. Evet, önümüze geliyor. Bunun telifini ne şekilde işaretlenmeliyiz noktasında. Derginin sayfasında bir beyan bulamıyorsunuz. Veyahut da açıklayıcı bir bilgi bulamayınca doğal olarak kapalı erişim yapabiliyorsunuz. Ancak şu size bir yol, şu uygulama yol gösterici olabilir. Eğer derginin web sayfasında yayına erişebiliyor iseniz siz de açık erişim koyabilirsiniz. Derginin sayfasında erişemiyorsanız o zaman siz de en azından ilk etapta bunu kapalı erişim olarak koyabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamak istemiyorsanız. Antiparantez, zaman zaman şunu yaptığım da oluyor. İlgili dergiden ilgili birilerine erişebiliyorsak bu husustaki fikirlerini de sorduğumuz oluyor ama bu tabii ki çok kolay bir durum değil. Her zaman erişemiyorsunuz. Ama anahtar kelime internetten
ya da derginin web sitesinden rahatlıkla erişiyorsanız siz de gönül rahatlığıyla açık erişim olarak koyabilirsiniz. Kaldı ki DSpace'te arşivlediğiniz yayın sizin kurumunuzda çalışan bir araştırmacıya aittir. Dolayısıyla arşivlemek de sizin yasal hakkınızdır. Sadece burada dikkat edilmesi gereken açık erişimi koyalım, kapalı erişimi koyalım noktasıdır. Onu da açıksa siz de açık yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum Atılmaz. Sezgin Yılmaz webinar kaydını gönderecek misiniz diye soruyor. Evet, paylaşacağız. Tek tek maillerinize göndermiyoruz normalde ama dediğim gibi mail listelerimizden ulaştırmaya çalışacağız. Hem de sosyal medyadan. Antiparantez şunu paylaşmak isterim. Şunu paylaşmak isterim. Ben yapabilirim istersen Sönmez. Buyur. Bu arada senin sesinde bir sorun yok değil mi? Ben sesini rahatlıkla alıyorum. Beni duyabiliyor musun? Eğer şöyle bir şey yapacağım. Herkes duyuyor mu? Evet. Duyuyorlar anladığım kadarıyla. Ben şu an duyuyorum. Kullanıcılarımız duyabiliyor. Ha, süper, tamam. Yani kullanıcılarımız duyabiliyor anladığım kadarıyla. Şöyle bir şey yapacağız. Tamam, sunumdan güzel. Sonra. Tabii, okey. Şöyle bir ekleme yapayım sadece. Sonrasında Sönmez Bey'e devredeceğim ve başka bir sorumuz varsa onu alabiliriz. Creative Commons lisanslarını kayıt üzerinde tekrar değiştirme konusuna değinmiştin Sönmez. Hocamız isterse ya da araştırmacımız sonuçta eser sahibi isterse kaydı geri dönüp aslında seçtiğimiz Creative Commons lisansını başka bir lisansla değiştirebiliriz konusu. Orada bir tek şöyle bir şey ekleyeceğim. Normalde aslında seçtiğimiz CC lisansının geri dönüşü özellikle kısıtlamaya gideceksek aslında mümkün değil. Şunu söylemek istiyorum. Örneğin CC BY ile paylaştığımız herhangi bir şeyi daha sonra gidip de CC BY NC yani ticari, gayri ticari bir uygulamaya eğer geçireceksek bu biraz aslında geri dönülmesi zor bir şey çünkü CC BY halindeyken bir başkası halihazırda kullanmış olabilir. Dolayısıyla aslında kullandığımız CC lisanslarının eğer daha çok kısıtlayacaksak geri dönüşü yok. Daha çok açacaksak bu evet. Evet, verince sıkıntı olmuyor ama alınca sıkıntı oluyor. Evet, haklısın. Burada şunu kastetmek istemiştim. Açıkladığın için teşekkür ederim. Kayıt esnasında özellikle DSpace'de görsel olarak işaretlenmediği için CC lisansları orada bir ufak sıkıntı yaşanabiliyor. Ya hangisini seçmeliyim, hangisini seçmeliyim? Çünkü ikonları daha çok algılıyor kullanıcılar. Onu daha çok anladığım kadarıyla kendilerine yakın biliyorlar. DSpace'deki seçenekler hatırlayacak olursanız sorular şeklinde hangi soruyu seçersem hangi ikonla karşılaşırım noktasında sıkıntı yaşayabiliyorlar. Onun için submission'ın hemen ardından yaşadığımız bir sıkıntı olduğu için evet. Bunu paylaşmak istedim. Eklemen için gerçekten çok teşekkür ederim. Orası önemli bir nokta. Hani verince sıkıntı yok, genişletirsek sıkıntı yok ama herhangi bir kişi kullandıysa ve daraltmaya kalkarsak o kişi için sorun teşkil edecektir. Bu hususta da hani daraltma gibi bir talep gelirse dikkat etmek uygun olacak. Haklısın. Çok teşekkür ederim eklemen için. Ben teşekkür ederim. Senem Akgün'den bir soru var. Merhabalar, iki sorum var. İlk sorum akademisyenlerimizin kendi kurumumuzdaki görev süresi öncesinde yaptıkları yayınları, kendi açık erişim sistemimizde yayınlamamızın doğru olup olmayacağı ile ilgili. İkinci sorum da şu, hocalarımızın çalışmalarının kendilerindeki kopyalarının Sherpa Romeo'da izini dağıtmanın mümkün olduğu yayınlar ile ilgili ne yapmalıyız? İkinci soruyu tekrar alacağım ama birinci soruya müsaade edersen cevap vereyim. Hocalarımızın bizden önceki kurumlarında yapmış oldukları yayınları mümkünse kurumsal arşivimize eklemememiz lazım. Çünkü adı üstünde kurumsal arşiv yapıyoruz. Hocamızın daha önceki yayını eski çalıştığı kurum ya da kurumlarda arşivlenmeli ki bunlar merkezi noktalarda harmanlanınca da orada arşivlemişse bir de biz arşivleyeceğiz. Doğal olarak duplikasyonu artırmış olacağız. Bir diğer sorun da şurada oluyor. Biz kurumsal arşivle sadece açık erişim çalışması yapmış olmuyoruz. Aynı zamanda bağlı bulunduğumuz kurum çatısı altında örneğin İbni Haldun Üniversitesi bugüne kadar kaç yayın üretmiştir? Bu yayınlar hangi fakültelere, bölümlere, hocalara kadar dağılımını yıllara göre istatistiğinin çıkartılması noktasında önemli bir adımdır.
Dolayısıyla mümkünse hocalarımızın diğer kurumlarda, bizden önceki kurumlarda yapmış olduğu çalışmalara kurumsal arşive koymamamız daha uygun olur. Çünkü onlar diğer üniversitenin kurumsal arşivinde arşivlenmeli ve merkezi, örneğin Türkiye Akademik Arşivi gibi bir platformda veyahut da OpenAir gibi bir platformda bunların toplu olarak zaten indeksleniyor. Dolayısıyla duplikasyona gerek yoktur. Özellikle bizim amacımız açık erişim çalışması yapmanın yanında kurumumuzun akademik haritasını çıkartma noktasında hareket etmek daha isabetli olur. Çünkü DCPS'e baktığınız zaman, örneğin şuradan ekranım paylaşıyor yanlış hatırlamıyorsam. Örneğin şuraya baktığımız zaman, bakın burada yıllar itibariyle, ekranın altında görüyorsunuz, yıllar itibariyle yapılan yayınlar, bölümlere göre yapılan yayınlar gibi, örneğin şurada görüyorsunuz 2010-2019 arasında 330 yayın yapılmış. Bu yayınları tıkladığınız zaman yine devamında hangi yıllarda ne kadar yayın yapılmış gibi sonuçları görebilmenin yanında, bölüme göre sıraladığınız zaman da hangi bölüm ne kadar yayın yapmış gibi tüm çıktıları elde edebilirsiniz. Oysa biz kurum dışındaki yayınları burada arşivlersek otomatik olarak yayın sayılarında da gereksiz bir artış olacak ve doğru bir sonuca erişememiş olacağız. Ancak arzu ederse kurumsal arşiv yöneticisi veyahut da kurum, hocalarının tüm yayınlarını kurumsal arşivinde arşivleyebilir. Ben arşivlemeyi tercih etmiyorum. İkinci sorusunu alabilir miyim arkadaşımızın? İkinci sorumuz, hocalarımızın çalışmalarının kendilerindeki kopyalarının Sherpa Romeo'da izini dağıtımının mümkün olduğu yayınlar ile ilgili ne yapmalıyız? Benim bu sorudan çıkarttığım hocalarımızın yayınları halihazırda Sherpa Romeo'da arşivlemeye izin veriyorsa bu konuda ne yapmalıyız gibi algıladım bu soruyu. İzin veriyorsa sıkıntı yok. Her koşulda, bakın her koşulda kurumunuz çatısı altında üretilmiş yayınları kurumsal arşivinizde depolayın. Çünkü bakın nasıl kütüphane kurmak yasa 2547 sayılı yasanın bir emri ise kurumsal arşiv kurmak da 2547 sayılı yasanın bir emridir. Ancak 2547 sayılı yasa der ki üniversitenizde üretilen ürünleri arşivleyin der. Bu arşivlemenin şeklini şemalini belirtmemiş. Ben dijital ortamda arşivliyorum. Yayını da telif hakkına uygun olarak depoluyorum. Açık erişimse açık erişim yapıyorum. Açık erişim değilse bir ambargo süresi varsa ambargo süresine uyup kurumsal arşivimde arşivliyorum. Dolayısıyla ben kurumun akademik haritasını çıkarıyorum. Açık erişim çalışması yapıyorum. Yayınlarımın daha çok insana ulaşmasını sağlamaya çalışıyorum. Eğer hani orada varsa koyayım mı koymayayım mı şeyine kuşkusuna kesinlikle düşmeyin. Her koşulda kurumunuza ait, yani affiliation dediğimiz kurum bilgisi geçiyorsa bir yayının üzerinde mutlaka kurumsal arşivinize ekleyin diye tavsiye ediyorum. Şöyle bir ekleme yapabilirim belki. Benim de sonuç üniversite kütüphanelerindeyken olan deneyimimden hareketle. Birincisi dediğin gibi sönmez, bu kurumun politikasıyla çok bağlantılı bir durum. İkincisi de sonuçta açık erişim olmayacaksa bile kurumun yayını olan her şeyi sonuçta kurumsal arşive koyup ama erişimi kısıtlayabilirsiniz. Biliyorsunuz bunlar da seçeneklerden biri. Bir sorumuz var. Aslında bir dakika. Çiğdem Yıldırım'dan bir sorumuz var. Sanırım ondan önce Zafer Özen yazmıştı. International 4.0 sahip yayınları nasıl ekleyeceğiz diye, ama soru bana çok açık değil. Sönmez, bilmiyorum. Pardon, bir daha alabilir miyim soruyu? International 4.0 lisansına sahip yayınları nasıl ekleyeceğiz diye bir soru. Soruyu anlamadım. Bakın. Biraz daha açarsanız Zafer Bey çok sevinirim. Bu arada Çiğdem Yıldırım'ın sorusuna döneyim. Bir sorum olacak Sönmez Bey'e. Kayıtları kütüphanecinin girmesi durumunda CC lisansının seçimini yapılırken yazardan, hocadan hangi yöntemle izin alıyorsunuz? Şimdi şöyle... Yayınları genel olarak meslektaşlarım giriyor bizde. Ancak şöyle bir bizim avantajımız var. Üniversitemizde bir akademik performans sistemi yazılımı yaptık. DSpace'i de bu yazılımla entegre ettik. DSpace'in bir özelliği var. Bu özelliğiyle APIS ile birlikte entegre ettik.
ve entegrasyonu da org.id ile sağladık. Yani akademik performansa girebilecek aktivite yapan herkes illaki o çalışmasını bir puan alıyor. Yayınlar kısmı da DSpace'de yürüyor. Doğal olarak her hocamız bir şekilde yayını bize getiriyor. Getirdiği zaman meslektaşlarım onu hocaya soruyor. Eğer herhangi bir bildirim almıyorsa CC lisansı yok diyerek geçiyor. Yeni baş, çok da uzun bir geçmişe sahip değil. Gerçi üniversitemiz çok yeni. Org.id uygulamasına geçtikten sonra uygulamalarımızı bu şekilde yapıyoruz. Her bir hocamıza soruyoruz. Açık erişim yayınınız, bunu hangi CC lisansıyla lisanslamak istersiniz diye soruyoruz. Basitçe size göstermiş olduğum yansıtaki gibi hangi seçenekle korsa ne olur seçeneğini kendilerini ifade etmeye gayret ediyoruz. Şu ana kadar genel olarak bir sıkıntı çıkmadı ama biraz daha kapalı olsun, açık olsun diyenler oluyor işin açık tarafı. Ama özellikle yayınların girişini sistem üniversitede oturtmak, altyapısını sağlam yapmak bakımından çok az bir kısmı hariç geri kalanını meslektaşlarım yaptı. Ve her birinde de mutlaka hoca hangi seçenekle koymamız gerektiğini sorduk. Çünkü yayınları biz akademik bir performans sistemi vesilesiyle hiç kimseye gidip yayınınız var mı ya da hoca yayın yaptı mı gibi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü performans sistemine girerse puan alıyor. Performans sistemine giriş yapmaya çalıştıklarında eğer bir yayın gideceklerse otomatik olarak kütüphaneye gitmeniz gerekiyor ya da kütüphaneciden destek almanız gerekiyor şeklinde bir uyarıyla karşılaşıyor. Otomatik olarak bizle teması geçiyorlar. Bu bakımdan yayın temini bakımından inanılmaz bir avantaj elinde işin açık tarafı. Evet, kurumsal arşive eklemek bir biçimde bir bağlayıcılığı olursa kurum evet, içerisinde. Bu arada şey de söylemiş olayım. DSpace'in bu bahsetmiş olduğum özelliği REST API özelliğidir. REST API özelliğiyle DSpace başka tüm sistemlere OAuth formatında veri sağlayabiliyor. Bu verileri karşı sistem dilediği gibi analiz edip kullanabiliyor. Bir sorumuz var Berin Zeynep Hanım'dan. Hoca kurumdan ayrıldıktan sonra yayınını da açık erişimden kaldırmak isterse bu durumda ne yapmak gerekir? Sorusu için teşekkür ederim. Şimdi çok nadir de olsa karşılaşabileceğimiz durumlar. Ancak şöyle bir durum var. Şimdi hoca bizim kurumdayken yayını yaptı. Ömrü boyu çalışacak değil, ayrılabilir. Bu gayet normal. Kuruma kızgın olarak da ayrılmış olabilir. Sizin sisteminizden kaldırmak istiyorum da demiş olabilir. Ama kusura bakmasın. Yani o yayın İbni Haldun Üniversitesi ya da çalıştığımız kurum hangisi ise o kurum adına üretilmiş bir yayındır. Sistemden kaldırmamız mümkün değil. Ancak açık erişim, kapalı erişim noktası yayının telifine göre elden geçirerek düzenlenebilir. Yani hocanın her istediğini yapmak zorunda değiliz. Ben nasıl kütüphane kurup yayın satın alıyorsam, hizmeti sunuyorsam kurumsal arşiv yapıp kurumun akademik haritasını çıkaracağım. Ne yaptığımı dünyaya ilan edeceğim. Çünkü şöyle düşünün, eğer biz üniversite olarak yaptığımız yayınları derleyemiyorsak, en azından bir listesini tam metnine ulaştıramıyorsak bile listesine ulaşamıyorsak, yani kaç makale ürettik, kaç kitap ürettik, kaç tez ürettik, bunun bir listesini yapamıyorsak, yani bir fabrika var ama bir şey üretmeyen boş bir fabrika gibi bir duruma düşer. Yani saçma sapan bir durum çıkar ortaya. Üniversite olarak biz, kusura bakmasın kimse, yaptığımız işlerin listesini de, içeriğini de sistemi kurarız, sistemi koyarız, koymak zorundayız. Bu yasal bir emirdir. Hocanın kişisel kaprisiyle ilgili bir şey değildir. Evet, hocalarımızın kişisel kaprisi olan durumlar da olabiliyor ama tabii şeyi söylemekte her zaman fayda var. Üniversiteden üniversiteye, üniversitenin kurumsal politikasına bağlı olarak bu durumlar değişebiliyor. Bir yandan şu da aklımızda olmalı. Sonuçta bir kurumsal arşivde sonuçta indekslenen eser yayın. Başka uluslararası indeksler tarafından da indeksleniyor. Başka yerlerde sonuçta harmanlanıyor halde. Dolayısıyla sadece bir kurumsal arşivden kaldırmak, ya hocaya kazandıracağı açıkçası çok da bir olumlu bir tarafı yok. Bir yandan hemen sorulara dönüyorum. Vakti kullanmak adına. Zafer yani Bey, bir kere
Buyurun. Virüs gibi bir şey. Siz kurumsal arşive girdiniz ama kurumsal arşiv bağımsız çalışan bir şey değil. Kaya Hanım çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bağımsız çalışan bir şey değil. Çünkü adı üstünde biz kurumsal arşiv yapıyoruz ve uluslararası sistemlerle konuşan sistemler bunlar. Dolayısıyla yani sizin sistemde kapalı duruma getirmeniz veyahut da kaldırmanız bir şey değiştirmiyor. Çünkü asıl sistemlerle bağlantısını kopartmış oluyorsunuz. Tam tersine yani ufak bir beklenti karşında bütün bağlantıları koparmış oluyorsunuz. Kendi kendine atıf almasını engellemiş oluyor. Yani kendi ayağına kurşun sıkmış gibi bir durum çıkıyor ortaya işin açık tarafı. Evet. Kestim, buyurun İlkan. Yok estağfurullah. Zafer Bey'in sorusuna da geri döneceğim. Kendisi açıklık getirmiş. Gültekin Bey'e de teşekkürler. Verilen örneklerde 3.0, US 3.0 lisans örnek verilmiş. Ancak CC International 4.0 lisanslı yayınlar da var. Bu yayınlara mevcut formda nasıl gireceğiz der. Burada herhalde 3.0, 4.0 ayrımına belki değinmek istersiniz. Estağfurullah. Şimdi 3.0, 4.0 lisansının DSpace'de... DSpace'de bu noktada bir sıkıntı söz konusu değil. DSpace zaten şunu yapıyor... Başta da ifade ettim ya, ettiğim gibi DSpace Creative Commons web sitesiyle eş zamanlı çalışıyor. Yani bağlantı içerisinde çalışıyor. DSpace'in içerisinde biz veriyi bir yayını kaydedip lisans seçtiğimiz zaman değişiklik Creative Commons'ın sitesinde biz sadece DSpace'de diyoruz ki örneğin BYNC ile ya da BY ile kaydettiysek onun karşılığı 3.0 ya da 4.0 lisans değil. Karşısındaki gittiği link önemlidir. Creative Commons'taki ilgili bağlantısı ne şekildeyse herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 3.0 ile kaydettiysek 3.0'ın karşılığı çıkacaktır Creative Commons'ın sitesinde. O koşullarda kullanmış olacaktır. 4.0 ise 4.0'ın karşılığı çıkacaktır. Herhangi bir sorun söz konusu değil orada. Küçük bir ekleme yapayım onun üzerine. İzin verirsen 4.0 International lisansları bunları versiyon gibi düşünebilirsiniz. 3.0 lisansları da zamanında kullanılıyordu. 4.0 sanırım 2 sene önce yürürlüğe girdi. Artık uluslararası 4.0 lisansları kullanılıyor. Eski versiyonları kullananlar olabilir. Ama Sönmez Bey'in anlattığı gibi bunları 4.0'a sonuçta çevirmek zaten gittiği lisans da bunu ifade ettiği için bir farklılık. Farklılık elbette lisansın içeriği açısından yaratılıyor ama bu biçimde kullanılıyor. Evet. Yeni bir başka bir soru görmüyorum şu an. Chat kutumuzu kontrol ediyorum. Orada da bir sorumuz yok. Yeni bir soru görmüyorum. Zamanımızı çok iyi kullandık gibi gözüküyor. Sönmez, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bence çok faydalı bir webinar olduğuna inanıyorum. Umarım katılımcılarımız da aynı biçimde yararlandılar. Çok teşekkürler Sönmez. Ben çok çok teşekkür ederim bu meslektaşlarımızla buluşma fırsatı verdiğiniz için. Bu ufak da olsa bilgileri paylaşma fırsatı verdiğiniz için. Ekibim ve üniversitem adına çok çok teşekkür ediyorum. Önemli bir hususu paylaştığımıza inanıyorum. Bu vesileyle sunumu yine kurumsal arşivimize ekleyeceğim. Arkadaşlarımız kurumsal arşivimizden de bugün son itibariyle en geç ulaşabilir olacaklar. Evet. Aynı zamanda sizlere de sunumu iletmiş olacağım. Bunu da paylaşarak katılımcılarımıza bizi dinleme nezaketinde bulundukları için çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere de vesile olduğunuz için tekrar teşekkür ederek iyi günler diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Sunum kaydı Sezgin Yılmaz sormuş hangi YouTube kanalında yayınlanacaktı diye. Creative Commons Türkiye YouTube kanalında. Bu arada abone olursanız çok çok seviniriz. Orçun da şimdi chatte sonuçta adresi paylaştı. Dediğim gibi en geç yarın oradan paylaşmış olacağız. Sizlerle iletişimde kalacağız. Çok teşekkür ediyoruz hepinize zamanınız için. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça görüşmek kalın. Isterim. Hoşça kalın.